değerli basın mensupları Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün gündemimizde bu sabah açıklanan milli gelir rakamları, ekonomik kriz, yönetilemeyen salgın ve giderek derinleşen devlet krizi ve her gün biraz daha ağırlaşan toplumsal buhran vardı. Sözlerime başlarken bugün Bosna Hersek'in bağımsızlık günü. Bosna Hersek bağımsızlığı için büyük bedeller ödemiş bir ülke. Bu vesileyle Bosna Hersey'in bağımsızlık gününü kutluyor. Bosna Hersey'in ilk Cumhurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç'i ve iç savaşta kaybettiğimiz tüm Boşnak kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Bugün yine 1 Mart tezkeresinin yıl dönümü. Bundan 18 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye üzerinden Irak'a müdahalesi millet iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri başta olmak üzere red veren milletvekillerinin oylarıyla engellenmişti. Türkiye'yi savaşın cephe ülkesi, yüz binlerce Iraklı'nın yaşamına mal olan savaşın tarafı yapacak bu teslimiyetçi tezkereye hayır diyen başta önceki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal olmak üzere tüm milletvekillerimize bir kere daha şükranlarımızı sunuyorum. Bugün hayatta olmayan milletvekillerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Kendilerini saygı ve rahmetle anıyorum. Değerli basın mensupları. Şubat ayını geride bıraktık. Yakın tarihimizde Şubat ayı acı hatıralarla dolu. Bunlardan İlki 28 Şubat. 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısından rahmetli Erbakan'ın istifasına kadar uzanan süreç tarihimizde tarihimize postmodern darbe olarak geçmiştir. 28 Şubat emperyalizmin yerli ve milli siyaseti tasfiye ederek yerine milli görüş gömleğini üzerinden sıyırıp atmış Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanlığını içine sindirmiş neoliberal ılımlı muhafazakarları iş başına getirme planının düğmesine basıldığı tarihtir. Milletimiz 28 Şubat'ın ne olduğunu farkındadır. 28 Şubat'ta milli iradeye kasteden her darbe gibi demokrasimize büyük zararlar vermiştir. Bugün de vermeye devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi de dahil hemen her siyasi aktör ve kurum darbelerden payına düşen zarara görmüştür. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tankla, topla, tüfekle yapılan postallı darbe, darbelerin de karşısında durduk. Hain bir askeri darbe girişimini fırsat bilip kendilerine şahsın vesayet rejimi inşa etmek isteyenlerin 20 Temmuz'da Mokasenli darbesine de karşı durduk, durmaya da devam ediyoruz. Milletimiz de bu vesayet rejiminde her şeyin kötüye gittiğini görüyor, her gün bunu biraz daha yaşıyor. Biz millet iradesi üzerinde kurulmak istenen her türlü vesayetin karşısında olduk olacağız. Onun için en önde genel başkanımız Hak, hukuk, adalet diyerek Ankara'dan İstanbul'a dünyanın en anlamlı ve en uzun siyasi yürüyüşünü yaptı. Herkes bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi avukat bürolarında kurulmadı. Kurtuluş Savaşı meydanlarında kuruldu. Köklerimizde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti var. Kuvayi Milliye var. Bizim kılavuzumuz ilk kurutayımız kabul ettiğimiz Sivas Kongresi'nde alınan şu tarihi karardır. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Biz milletimizle beraber cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taçlandırmaya, güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejimle bu ülkeyi içine çekildiği buhrandan çıkarmaya kararlıyız. Bu hafta sonu bir başka acı olayında yıl dönümüydü. Bundan tam bir yıl önce kahraman Mehmetçiklerimiz Suriye'nin İdlib kentinde Rus uçakları tarafından bombalandı. 34 Mehmetçiğimizi, 34 evladımızı yok yere kaybettik. Yüreklerimiz dağlandı. Bu hükümetin her zaman yaptığı gibi acı haberi vermek, o günde yine bir valiye Hatay valisine düşmüştü. Erdoğan'ın şahsı hükümeti ortadan kaybolmuştu. Kameraların karşısına çıktığında ise salondaki milletvekillerine dostu Trump ile yaptığı Putin dedikosunu anlattı. Salonda espriler, gülücükler, kanımız dondu. Bir gösterelim bakalım. Dün gece Trump diyor ki ya diyor burada Putin'in diyor ne beklentisi var? Ne isteği var? Bunları söyledikten sonra dedim bir dedim bir petrol olayı bunların var dedim. Ya orada petrol var mı dedi. Orada petrol var dedim. Ama değeri o kadar değil dedim. <laughs> <laughs> Kalın sağlayacaklar diyor. 34 şehidimiz var ama bu görüntülerden Erdoğan icap duymadı. Ama milletimiz kahroldu. Bu gülücükler, espriler 34 askerimizin şehadetinden sadece iki gün sonraydı. Altı gün sonra da bu defa Erdoğan'ın şahsı hükümeti Mehmetçiklerimizi bombalayanların ayağına gitti. Gösterelim bakalım. любая иностранная делегация всегда ненадолго задерживается, ожидая сигнала, что российский президент готов к встрече. Для турецкой делегации время ожидания неожиданно подрастянулось. Эрдоган молчит и смотрит в одну точку. Лишь изредка переводит министр обороны Турции, поправив свой галстук, оценил и внешний вид окружающих. Да и незаметно за ним делают шаг и остальные. askerimizi şehit eden Rusya Erdoğan ve heyetini kapıda dakikalarca bekletti. Ama daha da üzücü olanı biraz önce seyrettiniz. Rus devlet televizyonu ekranın altında kronometre çalıştırıp bu anları kayda aldı. Ardından da tüm dünyaya servis etti. Erdoğan Kremlin'de gıkını çıkaramadı milletimiz bir kez daha kahroldu. Bizler İdlib'de şehit olan evlatlarımızın acısını da her şeyin sorumlusu benim ben diye meydanlarda bağırıp sonra da işler kötü gittiğinde sorumluluğu valilere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne atıp kaçanları da unutmayacağız. Evlatlarımızı şehit edenlerin ayağına gidip kapısında bekleyenleri bu milletimizin vicdanını yaralayanları asla unutmayacağız. İdlib şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Onlar da tüm şehitlerimiz gibi milletimizin sinesinde en kıymetli yerde olacaklar. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın şahsım rejiminin alameti farikası keyfiliktir, kuralsızlıktır. Her şeyin şahsileştirilmesidir milli olması gereken dış politikamızda maalesef tüm bunlardan payını almıştır. Keyfilik dış politikamıza da sirayet etmiş, dış politikamızda şahsileştirilmiştir. Dostum Trump, dostum Putin diyerek dış politikayı alver üzerine kurgulayan bu tüccar zihniyet ülkemizi tüm dünyada yalnızlaştırmıştır. En haklı davalarımızı dahi anlatamaz hale getirmiştir ve gizli örtülü yürütülen işler bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Daha bir ay olmadı. Garada hain bölücü terör örgütü 13 Türk rehineyi canice katletti. Tüm milletimizin yüreği dağlandı. Operasyonu gerçekleştiren Mehmetçiklerimizle beraber 16 şehit verdik. O zaman Erdoğan'a hain teröristlerin elindeki yurttaşlarımızı kurtarmak için Trump ile dostluğunu neden kullanmadın diye sormuştuk. Şimdi anlaşılıyor ki Erdoğan'ın şahsi hükümetinin öncelikleri çok farklıymış. Önceliğinin ne olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin eski ulusal güvenlik danışmanı geçtiğimiz hafta bir Alman basın organına açıkladı. Meğer Erdoğan Trump'la yaptığı her görüşmede tek bir şeyi istiyormuş. Israrla onu istiyormuş. Halk Bankası soruşturmasını sonlandırın. Çok şaşırdık mı? Açık söyleyeyim hayır. Amerikalıları askerimizin başına çuval geçir, geçirdiğinde verilmeyen nota, Erdoğan'ın bakanlarına çikolata kutularında rüşvet dağıtan şu İranlı genç için verilmişti. Hem de bir değil, tam iki kez. Bu İranlı genç sonra Türkiye'den kaçtı, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti, itirafçı oldu. Şimdi de onun itiraflarıyla Halk Bankasına büyük cezalar gelmesi riski var. Ve tüm bunların sorumlusu Erdoğan, şimdi çıkmış salgında lebalep doldurduğu partisinin kongre salonlarında yandaşlarına tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak diye yeminler ettiriyor. Teröristlere bırakıp kaçtıkları Süleyman Şah Türbesi'nin toprakları sarayın tek vatan tarifinde anlaşılan yer almıyor. Yunanistan silahsız olması gereken adaları silahlandırıyor. Bize ait adacıklara Yunan bayrağını çekiyor. En son Limoniye Adası'na da bayrak dikiyor ama anlaşılan bu adalarda Erdoğan'ın tek vatan tarifine sığmıyor. Yine Erdoğan'ın tek millet tarifinde kendine oy vermeyenler yok. Ona oy vermeyen herkes terörist. Tek millet diyen Erdoğan Mısırlı Esma için ağlıyor. Ama aynı Erdoğan Garada'ki 16 şehidimizin İdlib'de 34 şehidimizin ardından gülüyor. Erdoğan'ın tek millet tarifinden kim var? O da belli değil. Milletimiz kalbi mühürlü bu basiretsiz, liyakatsiz yönetime notunu verdi. Bunların tasdiknameleri artık hazır. Vatandaşlarımız bunları evine göndermek için sandığın önüne gelmesini bekliyor. Kalan şu sayılı günlerinde Erdoğan'ın şahsı hükümetine bir tavsiyemiz var. Artık şu Rabia Milliyetçiliği icat etmeyi bırakın. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen, kimseyi dışlamayan Atatürk Milliyetçiliği'nin ipine sarılın. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsım hükümeti hem kibir sarhoşu hem de metal yorgunu. Ülkemiz iç içe geçmiş krizlerden oluşan büyük bir buhranın içinde savrulup duruyor. Ülke yönetilmiyor, patinaj yapıyor esnaf, çiftçi, emekçi, emekli, işveren bütün bir millet ızrar halinde. Ama sarayın keyfi yerinde. Milletin feryatları saraydan duyulmuyor. Bugün de yılbaşından bu yana doğalgaza üçüncü zam geldi. Karadeniz'de doğalgaz bulundu müjdesini verdiler o günden bugün ve doğalgaz zamları otomatiğe bağlandı. Dolar kuru gevşiyor. Ona rağmen doğalgaza zam yağmuru devam ediyor. Milletimiz hayat pahalılığı ile işsizlik arasında inim inim inliyor. Milletin gelecek umudu gençlerimiz, ailelerin bin bir emekli okuttuğu çocuklarımız, 15-29 yaş arasında 5,5 milyon gencimiz ne okulda okuyor ne de bir işte çalışıyor. Ev genci olmuşlar, analarının babalarının ellerine bakıyorlar. Ülkemiz eğitimde sürekli patinaj yapıyor. Bir nesli yitiriyoruz. Bugün çocuklarımız, gençlerimiz, aileler bakanlar kurulundan çıkacak yüz yüze eğitim kararlarını bekliyor. Daha bir hafta önce Milli Eğitim Bakanı ilkokullar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin 1 Mart'ta yani bugün başlayacağını söylemişti. Ne olduysa oldu. Dün o da Sağlık Bakanı gibi özür diledi. Bazı illerde vaka artışları yaşandığı için yeniden değerlendirme ihtiyacı doğduğunu ifade etti. Sayın Bakan bu iş çocuk oyuncağı mı? Maç oynanırken ikide bir de kural değiştiriyorsunuz. Çocukların kafalarını karıştırıyorsunuz. Buna ne hakkınız var? Ben soruyorum aileler kendilerini nasıl ayarlayacak? çocuklarını okulda okula bırakıp okuldan almak için. Öğretmenler, okullar ne yapacaklar? Peki okulların açılma açılacağına göre hazırlık yapan, gerekli malzemeyi alan esnafın hali ne olacak? E bugün öyle yarın böyle diyerek tutarsız politikalarla eğitim sistemini de ekonomiyi de yönetemezsiniz. Okulların açılışı için önce tarih verip sonra neden erteliyorsunuz? cumartesi pazar toplantı yapsaydınız WhatsApp üzerinden. Çocukların gençlerin hayatı bu ülkenin bir bir nesli söz konusu. Ama siz bir açtık, bir kapattık, bir öyle bir böyle deyip sürekli patinaj yapıyor ülkenin geleceğine takoz oluyorsunuz. Devlet böyle mi yönetilir? İşte bizim devlet krizi dediğimizde tam da budur. Erdoğan'ın şahsım rejimi bu salgın sürecinde yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla sınıfta kalmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi araştırmasına göre 1 milyondan fazla öğrencinin evinde interneti yok. 227 bin öğrencinin evinde televizyonu yok. Öğrenciler uzaktan eğitime ulaşamıyor. Tek bir öğrencinin bile eğitime ulaşamaması adaletsizliktir. E buna karşın sarayın yönettiği 21. yüzyılın Türkiye'sinde 2 milyon 658 bin öğrencimiz salgın döneminde EBA'ya giremiyor. Özellikle bazı doğu illerimizde EBA'ya ulaşamayan öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısının yarısını buluyor o illerdeki. Şimdi çıkmışlar yüz yüze sınav yapacaklarmış. Bu arada sınav tarihinde ikide bir de değiştiriyorlar. 1 Mart'ta başlayacak denilen sınavlar şimdi 8 Mart ertelendi. Bakalım bugün Bakanlar Kurulu'ndan bununla ilgili hangi kararlar çıkacak. Yani bu hükümet eğitim konusunda kendi üzerine düşeni yaptı mı? Her bir öğrenciye ulaşabildi mi? Her öğrenciye eşit eğitim imkanı verebildi mi? Hayır bu ülkenin insanların umudunu ayakta tutan evlatlarıdır. Bu ülkede analar babalar yemez içmez evlatlarına yedirir içir. Giymez evlatlarına giydirir. Çocuğu okusun diye ceketini satan nice babalar vardır. Ama Erdoğan'ın şahsı hükümeti milletimizin çocuğum okuyacak. Kendisi de bizi de kurt kendisini de bizi de kurtaracak umudunu elinden aldı. Çaldı. Eğitimde fırsat eşitliğini bitirdi. Yine Erdoğan'ın şahsım hükümeti liyakatin yerine sadakati koyarak milletimizin çocuğum okuyacak bir iş sahibi olacak umudunu da yok etti. İktidara gelir gelmez bu düzeni biz değiştireceğiz. Bu umutsuzluğu biz bitireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında herkesin çocuğu eşit fırsatlara sahip olacak. Milletimizin umutları Yeniden büyüyecek. Erdoğan'ın şahsım hükümetine tavsiyemizdir. Gençlerimizin ve ailelerin sesine kulak verin. Beceriksizliğinizin faturasını ailelere ve gençlere kesmeyin. Bu hafta sonu İngiltere normalleşme planını açıkladı. Ailelerin gönlünü ferah tutmak için gereken her türlü tedbir almışlar. hızlı test kitleriyle ortaokul ve kolej öğrencilerine, ailelerine haftada iki kez test yapılacak. Ailelere bu test kitleri ücretsiz dağıtılacak. Millete beş maskeyi dağıtamayan Erdoğan şahsı hükümetinin böyle bir hazırlığı var mı? Ne gezer? Bu salgında Erdoğan'ın şahsı hükümeti sadece yavrularımızı, gençlerimizi ve ailelerini perişan etmedi. Esnaflarımızı, işçilerimi, işçilerimizi, işsizlerimizi de perişan etti. Bizim de içinde olduğumuz gelişen ve orta gelirli ülkelerin vatandaşlarına salgında verdiği doğrudan gelir desteğini Erdoğan'ın şahsı hükümeti bizim milletimize veremedi verebilselerdi de doğrudan destek tutarı 176 milyar lira olacaktı. Oysa şimdiye kadar vere vere sadece 53 milyar lira verdiler. Bunun da büyük bir kısmı işçinin kumbarası kırılarak işsizlik sigortası fonundan verildi. Meksika ile beraber vatandaşlarına en az destek veren hükümet bizde. Şimdi dünyada hükümetler normalleşme süreçlerine başlarken iş yerlerini, çalışanlarını yeni bir döneme hazırlayacak yeni destek paketlerini açıklamaya başladılar. Amerika Birleşik Devletleri. 1,9 trilyon dolarlık, yani bugün açıkladıkları bizim gayri safi yurt içi hasılamızın neredeyse 3 katı kadar devasa bir teşvik paketini onayladı. Yine normalleşme planını açıklayan İngiltere, alışveriş mağazaları, barlar, restoranlar, berber ve kuaförler için 5 milyar pound büyüklüğünde yeni bir hibe destek paketini açıkladı. Esnafları normalleşme sürecine iyimserlikle başlatmak için can suyu vermek için diğer ülkeler paket üstüne paket açıklıyor. Herkes şunun farkında esnafını ayakta tutamayan devletler salgında savaşı kaybeden devletler olacak. Bizde esnaflarımızın doğrudan desteğe ihtiyacı var. Borç kırtlığı aşmış. Faiz altında esnaflarımız inim inim inliyor. Esnaflarımız bugün dükkan açsak iki yıl borçları ödemeye çalışırız diyorlar. Trabzon'da bir esnafımız kapısına namuslu bir şekilde battık devren satılık diye ilan asıyor. Aynı esnaf devletten bir lira destek almadıkları, almadığını söylüyor. Bir de ekliyor. Hani her esnafımızın ardında Türkiye Cumhuriyeti hazinesi olacaktı? Lebalep batırdınız bizi. Kayserili esnaf dükkanlarına afiş asıyor. Nefes alamıyoruz, sesimizi duyan var mı diyor. Erdoğan'ın şahsı hükümetinde esnafın sesini duyan yok Kayserili esnaf kardeşim. Şehrinizin AK Parti vekillerine göre milletin hiç sıkıntısı yok. Bir milletvekili bizi eleştirenler 6 ayda bir cep telefonu 2 yılda bir araba değiştiriyor. Artık asgari ücretlerin arabası var diyor. Diğeri de çıkmış hayat standartı çok yükseldi. Artık ev araba almak zor değil buyuruyor başka Kayseri'li hemşehriniz AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı seçmenlerin sesini duymak yerine seçmenlere beddua okuyor. AK Parti'nin tanıtım ve medya başkanı da bizi mahvettiniz diyen çiftçiye pahalı cep telefonu kullanıyorsun diye hesap soruyor. Çiftçi tarım aletini hurdaya satıp Ankara'ya gelmeye çalışıyor. Yolunu kesip başkente sokmuyorlar. Tarım Bakanı çiftçi rekor gelir elde ediyor diyebiliyor. İnsanlar yokluktan, yoksulluktan canına kıyıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Türkiye'de yoksulluk bitti diye biliyor. Saray açım diye bağıran vatandaşı duymazdan gelirse, eve ekmek götüremeyen esnafa abartıyorsun deyip kafasına bir paket çay atarsa, çöpten pazar artıklarından rızık toplayan aç yurttaşlarımızın fotoğraflarına mizansen kurgu derse, ee, saray gazeteleri marketten nasıl alışveriş yapılmaz diye manşet atarsa, devletin televizyonu çöpten yemek nasıl toplanır diye program yaparsa, devletin ajansı bu ülkenin esnafı inim inim inlerken Japon esnaflarının dertlerini haber yaparsa, bu hükümetin milletimizle irtibatı artık tamamen kopmuş demektir. Ama artık midenin gurultusu sarayın gürültüsüne galip geliyor. Esnaflarımızın çığlığı sarayın organize çığırtkanlığını bastırıyor. Sokağın gerçekleriyle sarayın söyledikleri arasındaki makas her gün daha da açılıyor. Bugün 2020 yılının dördüncü çeyreğine ait büyüme rakamları yayınlandı. Bu rakamlara göre Türkiye son yılın son üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde beş virgül dokuz büyümüş. 2020 yılının tamamında ise büyüme hızı %1,8 olmuş. Ama bu nasıl bir büyüme ise milleti işinden ediyor. AK Parti hükümetleri Türkiye'yi önce iş vermeyen büyüme ile tanıştırmıştı. Şimdi de milleti işinden eden büyüme ile tanıştırıyor. Ekonomi %1,8 büyüdü. TÜİK'in ekonomi %1,8 büyüdü dediği 2020'de yine aynı TÜİK'e göre 1 milyon 272 bin yurttaşımız çalıştığı işini kaybetmiş. Böyle bir iş kaybı ne 1994 krizinde, ne 2001 krizinde, ne de 2009 küresel krizinde karşılaştık. 2020'de gerçek işsiz sayımız 10 milyon 273 bine çıkarken gerçek işsizlik oranı da yüzde 30 olmuş. Bu büyüme son derece niteliksiz bir büyüme. 2020 büyümesine net ihracatın pozitif hiçbir katkısı olmamış. Tam tersine net ihracat büyümeyi ciddi şekilde aşağıya çekmiş. Bu büyüme özellikle tüketim ağırlıklı ve iç taleple sağlanan bir büyüme. Tüm sektörlere de yaygın değil. K tipi dediğimiz bir büyüme. Yani bazı sektörler yukarı giderken bazı sektörler aşağı doğru çakılıyor. Tarım yüzdesi 4,8, sanayi yüzde 2 büyüyor ama inşaat yüzde üç buçuk. hizmetler sektörü de yüzde 4,3 daralıyor. 2020'de bu büyüme milleti işinden etmiş. Ama para babalarını, faiz baronlarını da abat etmiş. 2020'de borç ve krediyle menkul kıymet ve menkul kıymet ve altın alım satımıyla uğraşan para ve faiz baronları servetlerine servet katmışlar, gelir üstüne gelir elde etmişler. Finans ve sigorta sektöründeki büyüme yüzde %21 21'e ulaşmış. Yani milletimiz çöp konteynerlarından rızkını çıkarmaya çalışırken faizle uğraşanlar daha da zenginleşmiş. Hangi dönemde faize karşıyız diyenlerin döneminde. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir büyümeye adil diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Böylesine adaletsiz ve kredilerle şişirilen sürdürülemez bir büyümenin bu millete hiçbir faydası yoktur. Ekonomiyi kur ve faiz kıskacına sokan politikalar döner, dolaşır milleti yeniden cebinden vurur. Nitekim 2020'de dolar cinsinden milli gelirimizdeki erime 44 milyar dolar olmuş bir yıl önceye göre. Yine 2013 yılında 958 milyar dolar olan milli gelirimiz 2020'de yani 7 yıl sonra 717 milyar dolara düşmüş. 2013 Erdoğan'ın şahsım rejimini inşa sürecini başlattığı dönem o günden bugüne milletimizin cebinden 241 milyar dolar çekilip alınmış. 2013'te 12582 dolar olan kişi başına gelir 2020'de 8599 dolara düşmüş. Her bir yurttaşımız 3983 dolar kaybetmiş. Milli gelirimiz 2008'in gerisine, kişi başına gelirimiz de 2007'nin gerisine düşmüş. Ülke olarak 12-13 yılı birden kaybetmişiz. Ve bugüne geldiğimizde Türkiye maalesef 3 yıl önceye göre hem daha borçlu hem de artık elinde yeterli cephanede kalmamış durumda. 2019'un Mart ayından itibaren 128 milyar dolar rezerv yandaşa ucuz döviz vereceğim diye çarçur edildi. Merkez Bankası kasasındaki döviz rezervleri Merkez Bankası'nın döviz borcunu dahi karşılamaya yetmiyor. Net rezervler eksi bakiye veriyor. 19 Şubat itibariyle eksi 40 milyar dolar civarında. Kaç aydır bu rezervlerin akıbetini soruyoruz. Kime satıldı? Kaça satıldı? Hangi yöntemle satıldı? Millet adına bir açıklama bekliyoruz. TBMM'ye araştırma önergesi veriyoruz, reddediliyor. Savcılara açık suç duyurularında bulunuyoruz, savcılar duymamazlıktan geliyor. Ama hep söylüyoruz. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Bu da er ya da geç ortaya çıkacak. Ve bu işlemlerin sorumluları bunun hesabını tabii ki verecek. Kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında borca yaslanarak büyüme modeline son vereceğiz. Büyümeye ihracatın katkısını arttıracağız. İhracata dayalı büyüme, üretime dayalı büyüme olacak. İş ve istihdam yaratan bir büyüme stratejisi izleyeceğiz. Genç nüfusumuzun strateji, genç nüfusumuzu stratejik üstünlüğümüz olarak göreceğiz. Fakir yerinde sayarken para babaları, faiz baronları daha da zenginleşmeyecek bizim dönemimizde, dönemimizde. Çalışacağız, üreteceğiz, kazanacağız, hep beraber zenginleşeceğiz. Milletimiz herkesin söylediğini duyuyor. Kimin ne yaptığını da görüyor. Bunların notunu veriyor. Önüne gelecek ilk sandıkta bu hükümeti evine göndermek için gün sayıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Evet. Efendim TRT Haber Belgin Aydın. İki sorum olacak benim. Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifasını açıkladı. Çok kısa bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Sadece istifa ettiğini söyledi. Herhangi bir gerekçe var mı sizin bilginiz dahilinde olan ve bu istifa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu tasarrufudur? Bunu sormak isterim. İkinci olarak bir de... Bitlis İl Örgütü bugün buradaydı. İl Başkanı ile ilgili bazı iddialar var. Yargı süreci devam ediyor kendisiyle ilgili. O yargılama süreci devam ederken de görevden alınması yönünde bazı istekleri var yine il Başkanı, il Örgütü'ndeki kişilerin. Bunlar size ulaştı mı? CHP'nin tasarrufu ne yönde olacak? Sayın Milletvekili istifasını açıkladı. İstifa tek taraflı bir müessese. Ee, istifasının nedenleri konusunda biz de kendi istifa mektubunda ne varsa e, onu biliyoruz. E, i̇kinci sorunuz, yani bu örgüt içi bir meseledir. E, örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız konuyla ilgileniyordur. Konu olgunluğa kavuştuktan sonra gerekli bilgiler kamuoyuyla paylaşılır. Evet. Efendim bizi yönlendiren sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları ileteceğim. E, Açıklamanıza biraz değindiniz ama son zamanlarda bakanların özürleri kamuoyunda gündeme geliyor. Önce Sağlık Bakanı, ardından Milli Eğitim Bakanı özür diledi. Bu özürler yeterli mi ya da özürleri nasıl okumak gerekiyor? Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nasıl olacak? E konuşmamda söylemiştim. Yani tek adam vesayet rejiminin alameti farikasının ne olduğunu Hatayı şahsi hükümetinin başı Erdoğan yapıyor. Özür dilemek bakanlarına düşüyor. Erdoğan şahsi hükümetinin başının kibiri o kadar büyük ki o milletten özür dilemiyor. O ancak Allah beni affetsin diyor, yüce Allah'tan özür diliyor. Şunu söyleyeyim açıkça yani özür tabii ki insani bir şeydir. Ama bakanlar bir hatanın sorumluluğunu üstlerine alıp özür diliyorlarsa bunun gereğini de yapmalıdırlar. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi görevden aflarını istemelidirler. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru daha var. Soru şöyle. Fezlekelerle ilgili olarak meclis başkanı parlamentonun çalışmasını sekteye uğratmamalı dedi. Ayrıca 15 vekilin daha dokunulmazlığı kaldırılırsa bir ara seçim söz konusu olabilir. Cumhur İttifakı ara seçime gider mi ya da sizce nasıl bir yol izlenecek? Meclis Başkanının ne demek istediğini bu sözlerinden anlamak mümkün değil. Meclis Başkanının görüşlerini millete daha açık ifade etmesi gerekiyor. Ne demek meclis fezlekeler meclisin gündemini daha fazla işgal etmemeli. Bundan neyi kastediyor? Kendisi milli iradeyi ve milletvekilinin hukukunu korumakla, savunmakla yükümlü bir makamda oturuyor. Bu nedenle ne demek istediğinin daha anlaşılır olmasına ihtiyaç vardır. Efendim son olarak Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına ilişkin CHP Parti Meclisi'nde bir sunum yapıldığı belirtiliyor. Sunumda neler gündeme geldi? İçeriye ilişkin bir bilgi verebilir misiniz? Parti Meclisi'mizde yapılan sunum bilim insanları tarafından yeni bir hükümet sistemi ve tarafsız yargı ile ilgili bir sunumdur. Partimizin bu konudaki çalışmaları biliyorsunuz devam ediyor. Tüm partilerinde çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede gördüğümüz bir husus var. Milletimizin hislerine tercüman olmak üzere partilerin büyük bir çoğunluğu bu tek adam parti devleti sisteminden, rejiminden şikayetçi. Herkes güçlendirilmiş parlamenter rejime geçişle ilgili bu tabakata varmış gözüküyor. Teşekkür ben teşekkür ediyorum.